Şimdi arkadaşlar bu dörtgenin alanı bulurken dedim ki bu dörtgenin alanını bulmam için şu büyük alanı bulmam lazım. Öyle değil mi? Şu büyük alanı bulmam lazım. Bu büyük alandan da ne yapmam gerekiyor? Küçük alanı çıkartmam gerekiyor. Öyle değil mi? Öncelikle büyük alanı bulabilmem için burada A ve B koordinatlarına ihtiyacım var. A koordinatımı bulmak için A koordinatı bakın nerede? X eksenimin üzerinde x ekseniminin üzerinde olduğu için bunun koordinatları X'i 0 gibi bir koordinattır. Öyle değil mi? Yani y'nin 0 oldu. O zaman ben y ye yerine 0 yazacağım. 0 eşittir. Eksi 3 x bölü 5 artı 3'tür. Bu denklem. Öyle değil mi? Atın bunu karşıya. 3 x bölü 5 o da eşittir 3. 3'leri sadeleştirecek olursam 1 geldi. İçler dışlar çarpım yaparsam x de buradan kaç gelecektir? 5 olarak bulunacaktır. Ha, bak ne yaptık? A koordinatını bulduk. Bir de B koordinatını bulalım. B koordinatı da arkadaşlar nedir? Aynı şekilde burada B koordinatı nerede? Y ekseni üzerinde olduğu için Y ekseni üzerinde olduğu için x'im 0 ve de Y koordinatım olacaktır. Buna bu koordinatı arkadaşlar denklemde yerine yazacak olursam bakın x yerine 0 yazacağım, y yerine yine y ye yazacağım. Eksi 3 bölü 5 çarpı 0 artı 3. Abi zaten sıfırla çarptığım için buralar gidiyor. Y de buradan kaç geldi? 3 geldi. O zaman B'nin koordinatını da buldum. Burası da kaçmış arkadaşlar? 3. Burası da 3'müş. Tamam ben bunu buldum. Şimdi bunları bulduğumuza göre siliyorum arkadaşlar. Yani bir X'i e sıfır yazıyorsun. Y'yi buluyorsun. Bir Y'ye sıfır yazıyorsun. X'i buluyorsun. Bak aynı muhabbeti burada da yapalım mı? Ben D'yi bulmak için ne yapıyordum arkadaşlar? D'yi bulmak için X'i şey Y'ye 0 veriyordum. Öyle değil mi? X'i bulmaya çalışıyorum çünkü. O zaman buraya 0 yazacak olursa, şunu karşıya at. Artı X bölü 3 olarak geçmez mi? Çünkü bu eksi X bölü 3'tü ya. O da eşittir 1. İşler dışlar çarpma yaparsan X de buradan kaç gelecektir? 3. O zaman D noktasının koordinatını bulduk mu? Burası kaçmış arkadaşlar? 3. Aynı şekilde şu C koordinatını bulmak için de bu sefer ne yapacağım? Ee, burada da x'in 0 y'si ne olduğunu bilmiyorum. Öyle değil mi? Sıfıra y koordinatıdır. O yüzden y koordinatını bulmak için bu sefer de ne yapıyordum? x'e 0 sıfır veriyorduk. 0'la çarptığım için burası ne olacaktır arkadaşlar? Gidecektir. O zaman y buradan kaça eşit oldu? 1'e eşit oldu. Burası kaça eşit olacakmış? 1'e eşit olacakmış. Ha. Arkadaşlar bu mavi ile olan şu büyük üçgene baktığınız zaman Burası nedir? 3 çarpı 5 bölü 2 değil midir? Yani mavi gösterdiğimiz üçgen 15 bölü 2 midir? Evet 15 bölü 2'dir. Peki şu kırmızı ile gösterdiğim üçgen kaça eşittir arkadaşlar? 3 çarpı 1 bölü 2'den 3 bölü 2 gelmez mi? Evet. İkisinin farkını alırsam işte bu dörtgenin alanını bulmaz mıyım Şu siyah bölgeyi. Evet. 15 bölü 2 15 bölü 2 eksi 3 bölü 2'den ne geldi arkadaşlar? 12 bölü 2. Yani cevabım 6 olarak bulunacaktır. Bu alan kaça eşitmiş? 6'ya eşitmiş. Haydi bakalım. Geçtik bir sonraki soruya. Hmm. Neymiş burada? O ABC yamuğunun alanı kaç birimdir diye sormuş. Güzel kardeşim. Burada zaten x koordinatının bana kaç olduğunu söylemiş, 2 olduğunu söylemiş. X 2 ise, bakın şu şekilde devam ettirecek olursam, x gördüğüm yere 2 yazarsam şu şekilde, bu doğrunun üzerinde değil mi? Bak, doğru nerede? Bu şekilde. Doğruyla, çok güzel çizdim. Doğruyla e, denklemin kesiştiği yer nerede? Doğruyla denklemin kesiştiği yer B noktasında. O zaman ben burada x gördüğüm yere 2 yazarsam, Burası 2m artı 1 olur. Bu 2m artı 1 benim neyimdir? Y koordinatımdır. 2m artı 1. Ha, bu koordinatım 2y, 2m artı 1 oldu. Abi burasıyla bunun, bunun uzunluğu birbirine eşit değil miydi? 2m artı 1 oldu burası o zaman. Ha, tamam, tamam, tamam. Bu y koordinatı demek ki şu BC uzunluğunu bulmama yarıyor. Abi zaten 0'dan 2'ye kadar olduğu için burası da 2 değil midir? Bunlar da dik değil midir? Bunu da unutmayalım. Bir de şu A noktasına ihtiyacım var. A noktası nerede? Y ekseni üzerinde. Y ekseni üzerinde ise Y'yi bulmak için ne yapıyordum? X'i 0 yazıyordum. X'i 0 yazacak olursam zaten burası gider. Direkt Y kaça eşit olur? 1'e eşit olur. Ha, bu uzunluğum şu orijinden buraya kadar olan uzunluğum kaçmış? O zaman burası 1'miş. Burası 2'ymiş. O zaman arkadaşlar şu sarıyla gösterecek olursa şu alan şöyle mi olacaktır? Bakın burada ne var aslında? Burada dik yamuk var. Dik yamuk var. Tavan 1, taban 2M artı 1. Öyle değil mi? Tavan 1, taban 2M artı 1. Şunu biraz daha düzgün yazayım. 2M artı 1. Evet. Yüksekliğim de şurası değil midir arkadaşlar? Şöyle yan çevirdiğiniz zaman daha rahat göreceksiniz. Burası da kaça eşit olacak? 2'ye eşit olacak. Bak ben bunun yan çevrilmiş halini yan tarafa çizdim. Sen kağıdı çevir. Elinde kağıt varsa. Tamam mı? Abi bunun alanı da zaten kime eşitmiş? 6'ya. Soruda da kendisi bana vermiş. Alanı biz nasıl buluyorduk? Tabanla tavanı toplayıp 2'ye bölüyordum. Yükseklikle çarptığım zaman bana alanı vermiyor muydu? Evet. 2'leri götürecek olursam 2m artı 2 o da eşittir 6 oldu. 2'yi karşıya atarsam eksi 2 olarak geçti. 2m 4'e eşit oldu. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursam m de buradan kaç olacaktır? 2 olarak bulunacaktır. Tamam mı? Evet olay bu. Geçtik haydi bakalım. Son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuz. Hmm. Şimdi bakın doğru var. Bir doğru var, şu şekilde kırmızı ile çizdiğim bir doğrum var. Bu doğruyla şu noktalar kesişiyor. Bu noktalar kesişiyor. Ha, yine bak, taralı alanı vermiş bize. Peki, 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 peki. Arkadaşlar, bakın burada yine, yine, yine şekle dikkat ederseniz burada ne var arkadaşlar? Dik bir yamuk var. Dik bir yamuk var. Şöyle çevirecek olursak siz kağıdı çevirin. Ben şu çevrilmiş halini yan tarafa çizmek istiyorum. Burada arkadaşlar benim yüksekliğim nerede? Benim yüksekliğim nerede? Şurası değil midir yükseklik? 4'ten eksi 3'e kadar olan, uzaklık. Nedir o da? 4'tür. Öyle değil mi? 4'tür. Ha, tamam ben bunu buldum. Peki arkadaşlar burada 3 noktasını eksi 3 noktasını yerine yazdığım zaman denklemde bu şekilde ben e, şu uzunluğu bulmayacağım mı? Şu uzunluğu bulmayacak mıyım? Evet bu uzunluğu bulacağım. X gördüğüm yere eksi 3'ü yazarsam o zaman Y'nin koordinatını bulurum. Y'nin koordinatını bulmak demek zaten şu tabanda, tavandaki uzunluğu bulmak demek değil midir? Evet. O zaman Y gördüğüm yere Y gördüğüm yere eksi 3 yazacak olursam burası ne oldu? Artı 9 artı A geldi. Ha bunun tavanı 9 artı a imiş. Tamam mı güzel kardeşim? Bunu da bulduk. Bunu da bulduk. Aynı şekilde bak bu eksi 7 ile eksi 7 ile doğru kesişmiyor mu burada? Evet kesişiyor. O zaman bu eksi 7'yi şurada yerine yazacak olursa artı 21 artı a olarak bulunmaz mı y koordinatı? 21 artı a olarak bulunmaz mı? Evet bulunur. O yüzden burada ben ne yapacağım? Ee, bu alanı bu şekilde bulabilirim. Yamuk alanı var çünkü burada öyle değil mi? O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Taban artı tavan bölü 2 çarpı yükseklik bana alanı vermiyor muydu? Yani 84'ü vermeyecek midir? Verecektir. 4 ile bunu sadeleştirecek olursam 21 gelecektir. 21 bölü 1. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam burası kaç geldi? 30 artı 2A eşittir. 42 mi geldi? 30'u karşıya at. Eksi 30 olarak gelecektir. 2A eşittir. 20. Pardon 20 nereden çıktı? 12 gelecektir. 2A eşittir. 12 geldi. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursam da A buradan kaç gelecektir? 6 olarak bulunacaktır. Evet, RLT'de bitirdik arkadaşlar. Haydi bakalım, geçmiş olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bizleri izleyin, izletin, takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.